ama site şu an boş. Hücumda onlar Şah'ı tercih edecekler. Biz savunmada yavaş yavaş arkalamaya çalışıyoruz. Bekleyen isim onlar için Kires arkada ve elinde bir frenzi var yakın mesafede. Problem çıkartabilir, bize dikkat göstermek lazım. İmdiyeler geri döndü. Kires hamle yapar mı? Hayır. Paro'yu sonuna kadar bekleyecek zannediyorum. Paro biraz o da beklemek istiyor. Tabii ki anlaşılabilir. Yine site içerisinde kullanılan karşılıklı iki tane baykuş drone. Paro önemli bir açı ama maalesef. Kiri Kires çıkardı. Bu noktada artık atlayıp ilk çatışmayı kazanmamız lazım. Starzo ve Purpo birer kill daha buluyorlar tabanca roundunda. Önemli ama bir başlangıç. Zarar veren bir baklı kamerayı biz kendimiz kullanmışız. O yüzden çok büyük bir problem gel, olmadı. B'ye gel, B'ye gel. B'ye geliyorlar, stack üstüne geliyorlar. Gel, gel, çekinme. Bizim mottomuz bu, herkesi çağırıyoruz. Ama nasıl karşılayacağız? O da biraz bize kalmış durumda. Türko ilkini çıkardı, bizim adımıza Sinet Köşner'ı yakalamış. 4v4. Bunu anladılar, Mustafa'yı anladılar ve birazcık daha temkinli davranıyorlar. MDL'den gelen bir kill var, Türkiye'yi zorladı. Şimdi bir başka kill var şu ile. 2v2, 40 saniye. 20 can bonk. Bonk olduğun canaz. Dolaşan bir tane oyuncu var, dikkat göstermemiz lazım. Aman Starzo'ya dikkat. Starzo iyi bir pozisyonda maalesef. Çekme kullanıldı, tareti kıracak Power'a ve geriye doğru çıkacak. Oraya bir Molly kullanıldı, kırıyor onu Power'a sanki. Ooo bu iyi bir senaryo değil. Starzo tarafından düşürülüyor. Aura ve bir yer yok ayna. Turko tek başına kaldı burada. Oraya da gelen bir yanıcı var. Purple tarafından kullanılan bir skor çıktı. Turko daha. Turko'nun ikincisi de çöktü. Turko! Turko! Bu pozisyonda çok kuvvetli ama... Süper kill! MDL'den süper kill 12 saniye. Rakibin yetişebilmesi kolay değil. MDL geriye doğru çekildi. Bon koltuğu üstüne gelmeye çalışacak. MDL bu fight'i yaşamak süre zorunda. Belki yok. De kazanmak süre zorunda. Süre yine MDL kalktı. Süre yok. Son filmi belki ama. Şimdi kısa tarafına Sinet yerleşti. Yanında Purpo var. Oranın kontrolünü çabuk alacaklar. MDL hemen buton tarafında. Ve smoke'un içerisinde bir oyuncumuz yerleşmiş, Aslan. Eğer orada Bonkold'u yakalarsa bir silah anlamına gelebilir. Bonkold Aslan'ı yakalıyor. Aslan birazcık oraya sırtını dönerek hata yaptı. Köşünür önemli bir skorla başladı. Purple'a da headshot gönderdi. Ve hemen takas var MDL'den. Bu da bir tane silah anlamına geldi. Power'a da kilisi düşürüyor. Çok iyi başlangıç. Güzel killer bunlar. MDL'den harika bir vuruş. Köşünür fitili ateşledi. Ve sonrasında round bu hale geldi. Mükemmel bir vuruş Köşünür'dan. İkinci pozisyonda da bir headshot attı Kushner. Arkadaşına asist yaptı. Sonrasında Power'da B tarafında gerçekten zor bir kill çıkartıyor. Kesinlikle öyle. Dengesiz yani, bir şekilde çıkardı. Aynen, zıplaması gerekti. Evet. Ona rağmen silah dezavantajına rağmen orayı kazandı bile. Cebine koydu. Yalnız Bonkoğlu'na headshot geldi. Power'a kendini gösterme, silahını koru ve... Önce evet. Ve Sinet kısadan hareketlenecek. Dikkat göstermek lazım. Burada kullanılan bir smoke var. Geri alındı. Yine sıfır noktası geliyor. Biz de onları yakaladık. Tam zamanında yakaladık. Çok fazla oyuncu görebildik muhtemelen orada MDL'ler. Şimdi bir yanıcı, patlayıcı buradan kaçmaya çalışacaklar. Flash da var ama Purple MDL'leri yakalıyor ultiliyken. MDL'li burada Aslan Maşilov kaldırabilir. Geri çekilip belki buraya bir yıldız bırakmak mantıklı olabilirdi. Tabii kalabalıklaşıyoruz. Bir flash kullanıldı burada. Dikkat göstermek lazım. Pike doğru çıkacağız. İki oyuncu bekliyor Purple. Purple MDL'leri de burada... Oyundan çıkarmış oldu. Sinet geliyor ultilerle. Turko'yu yakaladı. Echo round'da 3 oyuncumuzu düşürdüler. K ultimizi aldılar. Köşünür hala site'da. Köşünür bir şeyler yapabilir mi? Köşünür'ün yeri fark ettikten sonra kimseyi aman yakalayamadı. Biraz zorlandı Köşünür ve Starzone'un çıkardığı kill sonrasında Power'a bir de Purple'yi yakalamış. Nerede oldu belli. Sinet'te Rostlu şu anda bir K ultisi. Köşünür buradan çıkmayı başardı. Oraya onun olduğu pozisyona gelen de bir yanıcı var. Şimdi B hızlı olarak içeriye doğru hareketlendi. Site içerisinde şu anda savunma tarafında kimse yok. Herkes bu ultinin bitmesini bekliyor ki bunun arkasına 4 ultimiz var. Tek. 4 tane ultimiz var. Aynen öyle. Tecrit mutlaka çıkmak zorunda. Herkes BBL tarafında. Bonk olduğun ultisi bizim adımıza kritik. Yani Tecrit'i kurduğumuz an o ultiyi kullanmaya çalışacak Bonkold. Evet. Ve orada kill vermemek lazım Tecrit'le birlikte. O Tecrit kullanıldı. Yergök haline geliyor şimdi. Bonkold ultiyi kullanacak. Tecrit'i kırmak adına biz de Bonkold'un üstüne bir ulti atıyoruz. Ultiye ulti! Türko'nunki daha güzel, daha güçlü. Bonkold düştü. İmdiyeler seni yakalamış. 3v5 power akilisi yakaladı. Starzo'ya dikkat. Birden fazla kill vermeyelim. Site'in kontrolü bizde. Starzo dışarıda. Süper. Aslan Starzo'yu da yakaladı. Hareketlenmeye başladı. Taret info'yu verdi. Şimdi... Ve Turko dikkat. İki şok oku var. Geçişte ciddi bir hasar bırakabilir.
Geldiler içeriye kadar geldiler. Dikkat, Power'a ikili çıkardı. Starzo'dan bir karşılık var. Şimdi bağlantımız kesildi Sight'la. Silah almaya çalışacaklar. Aldıramayabilirdik belki denemelerle ama Türko isabeti bulamadı Smoke'tan ve arkada bekleyen, tünelde bekleyen bir oyuncuları var. Yergök aynaları söz konusuydu. Bunu da kullanmayı tercih ediyorlar Edse. Evet. Şimdi bir saniye sonra gelen bir, hatta şu an gelen bir keşif okumuz var. Bu keşif okuyla muhtemelen bir retake denemesi başlayacak. Yalnız yakında bir oyuncu var. Ona dikkat etmek lazım. Bir flash peek geldi şu an Türko. Evet, kendisini güvenliğe atmayı başardı. Buradan çıkmamız gerekecek. Eğer oynamak istiyorsak kiresinin de canı oldukça az. Kürşünü Starzo'yu düşürmeyi başarmış. Bonk olduğun pozisyonu oldukça kritik. Purple Aslan tarafından düşürüldü. Kiles 19 can sadece Kayıkhane tarafında. O da Aslan tarafından düşürülüyor. Şokokları var. Dikkat etmek lazım. En azından yarıya kadar mutlaka almalı. Aslan isabet etmedi. Atamadı. Güzel. 4. round BBL tarafından geliyor ve MDL'de bonk oldu. Ne kadar geldi Sinet yerleştikten sonra Aslan Maşadov. Short'ta arayış açıktı Aslan. Bakalım aradığımızı, umduğumuzu bulabilecek miyiz? Taret. Evet, orada son anda kırıldı ve alındı ve kilesi gördük. Kill de geldi. Kill de geldi. Top mide karşı. Dikkat etmek lazım. Paro'da silah yok. Aslan Purple'yu düşürdü ve Paro'yu korumayı başarmış oldu bir nevi. Paro tabaf ediyor haritayı. Aslan döne döne vuruyor. Sinedi de yakaladı. 2v5 artık bu üçüncü kill Aslan'ın. Bu round'un kaybı biraz da bizim izin vermemizle ancak mümkün olabilir. Evet, 5v2 Starzo bir sızma denemesi, elinde silahı, tabi Vandal'ı var ve 150 can. Bonk oldu, dikkat, burada 3 kişiyiz. Şans vermeyelim, bir buldu, devamı gelmesin. Türko güzel. Ve Power'dan gelen skorlar sadece bir oyuncuyu kaybediyor. Kolaydır, round olmalı bizim adımıza artık bu. 3 kişi savunuyorken kısa izlenilecek. İçeri girdi Sinet Leşi ile birlikte. İyiyim gelen Aslan Maşadov. İlk killer geldi. Burada geçit yok. Kiles mikil çıkardı belki ama neye yarar? Kutu açılıyor. Sinet de yalnız çok hızlı gelmiş buraya. Ve Türko tarafından düşürülüyor. Paro'da Kiles'i düşürmüş. Verpo Türko'yu buluyor ama sayı avantajı bizim elimizde şu anda. Kürşünür da eline Vandal'ı aldı, operatörü bırakıp ve geriye çekildi. Market kontrolü tamamen onlarda yalnız. Oyunu soğutacağız biraz. Onlar Purple'la flash kullanmış oldular. Bir flash daha var Purple'da. Tabii biz rotasyon getirdik. B'de 3 kişiyi Starzo. Operatörü tercih etmeyecektir. Aslan Maşadov. Bonk oldu, yakaladı. Güzel bir haber. Ve diğer yandan Starzo. 5 canla kaldı. Aslan belki bu kill alamadı mı? Ama verdiği hasar önemli. Starzo deneyecek operatörle. Kürşünür bunu burada bırakmıştı. Şimdi yine Paro'yu yakaladı. Aslan'ın dikkat etmesi lazım. Kürşünür'ün, özür diliyorum, dikkat etmesi lazım. Çok fazla fight'a gerek yok 2v2'de bireysel olarak. Şimdi sağdan yanaştı Kürşünür'ün. Fer parka döndü. İmdiler! Bizim adımıza yine B'de başladı operatörle. O burada farklı bir plan mevcut bu sefer. Erken kullanılan bir tecrit bize arkasını getirecek. Ve Kürşünür burada operatörle birlikte şeyler arıyor. Kendisini güvenliğe attı. Mini smoke'lar geri alındı. Ve biliyoruz B olduğunu. Hücumun B olduğunu biliyoruz. Her şeyden haberdarız. Ama vermeyelim. Purple. Kill vermeyelim daha fazla. Purple. Kill de alamadı karşılığında. Aslan da Purple'ya yakalandı. Purple siftah yapıyor bu seride biliyorsun. İlk büyük seviye karşılaşması ve en kritik roundlardan bir tanesinde çıktı. 3 vurdu. Yani 8-4 kapatsak yemeden yanında yat. Ama evet, şok oku var Monkolt'ta. Burada kullanılabilir. Dash geldi Kürşünür'den. Kapıyı kapatacağız. İyi baskı kurduk. Yani burası 2v5. İkisi de sakin. Herkes ağda. 0 noktası etkisi var. Aslan ikili aldı. Vuruyoruz. Bonk oldu. Yakalamak kaldı. Bu da Kürşünür için mesele değil. Ve problem yok. 3v5 artık burası kazanılmalı. Kesinlikle öyle. Starzone'un yıldızlarına bakıyorum. Herhangi bir yıldızı yok. Bu aşamada Sinet yanında Purple ile birlikte market kapısını kırdı. Özür dilerim, yıldızları varmış. O benim hatam olsun. Bir sıfır noktası kullanıldı. Site'a yerleşmiş durumdayız. Her yeri kontrol ediyoruz. Sinet'in nerede olduğunu biliyoruz. Hemen orada Aslan'dan yardım vardı ama Starzone'u düşürüyor. Türko ve Kürşünür'den gelen skorlar Purple tek başına artık. 4-3 oyuncuya karşı çok güzel bir headshot attı ama. Bir Shorty, iki Şerif, bir tane Marshall. Sinet de bu tarafta. Açıkçası beni biraz ürkütüyor ama 5v4'e çevirirsek biraz daha rahatlarız. Sinet bir tane tek bıraktı yalnız. Shorty'nin olduğu yere gideceğiz. Bir oyuncu daha var o smoke içerisinde. İyi hasar verdik Purple'un yarı açığa çıktı. Kill alabilir miyiz?
Deniliyor çıkılacak. Buradan Slitwick'in çıkardı. Şimdi kör. Starzo bulamadı bizi ve MDL'e 2 tane kill almış. Geçeceğiz bu round'u. Spectre'lar var. Bir tane Phantom'ımız var yalnız. Starzo yeterek kullanmaya çalışırken entry malzemesi oluyor ve bu ne demek? Spectre'lardan bir tanesini değişebilir miyiz acaba Phantom'la? Hoppa! Haberleri yok. Sağdan soldan A'ya giriyoruz. Sinet geldi Kushner. Onu da yakaladı. Mükemmel bir başlangıç Kushner için. Round'da Power'a silahları değişeceğiz. Artık bu noktada round'u kazanma şansı kalmadı Ascend'in ve biz 10. round'umuzu kazanacağız. Kalan 2 oyuncu yakalanabilir mi? Purple yaklaşmayı tercih ediyor. Kapıyı kırdı. Evet, bir tane daha Spectre'ımız var. Onu değiştirmemiz lazım. Purple teslimata geldi. Güvenilir kargo Purple. Teşekkürler. Ve Bomb Cold Fusion'ı yakalıyor ama en azından bir oyuncu daha yakaladık. Yani bizim adımıza bir kayıp problem değil zaten. Silahları geliştirmemiz bile çok büyük bir avantaj. Kesinlikle harika bir round oldu. MDL'ler kalan son sıraya. Çok fazla yem etmememiz lazım. Şimdi bir ulti açıldı. Bir yer gök ayna kullanıyoruz. Burada şimdi Kushner. Operatör vuruşu kaçtı ama Sinet üzerine gidiyor Kushner. Sinet'in ve düşen isim oluyor. Şimdi Starzo işaretli yanıyor ama Judge'ın üzerine gidiyor burada Power'a. Hem de Spike'ı düşürüyor Starzo. Judge'la birlikte 3 tane skor aslan. Vuralım. Tek kalan isim olabildiğince hasar vermek tabii ki yararlı olan şey. Ama yukarıda Kires var, onu da buldu. Starzo'nun da canı az yalnız. Starzo'nun canı az. Bu round'da oynanabilir noktaya gelebilir. Bir tane şok oku geldi. Eğer Bone Cold düşerse Heaven altındaki oyuncuyu belki de bulma ihtimali var. Purple. Kısa tarafından geliyor. Vakit de daralıyor burada. Bone Cold'u gördü ama ki Purple bu noktada hani A'ya kesin geleceğiz. Evet, şimdi doğru. Tejit kullanıldı. Tejit'le birlikte bir drone geliyor şimdi. Rakipten kullanılan bir, Ascend'den kullanılan bir yergök ayna var. Şimdi Kushner'ın dash'i yok, unutmamak lazım. O yüzden hemen kısa tarafına doğru hareketlendi. Garden'a girdi yalnız, orada oyuncu var ama Kushner. 27 can. Yine de skoru bulmayı başardı Kushner ve hemen Catwalk tarafına hareketlendi. Sight'ın kontrolünü aldık ve Spike'ı kurduk. Sayı avantajı da bizde. 27 canla yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Akılları karıştırdı. Aslan Maşadova pozisyon paslamış olabilir. Purple kaçırdı kili, aslan üstüne gidecek ama Purple kili aldı maalesef. İşler birazcık daha Kushner'a bakıyor, para dolanacak. Ben bunu söylerken Kushner inanılmaz dolandı. Kushner arkalarında iki kişi olabilir. Kushner! Kushner! The game mi? Ardından Türko iki kill, üç kill çıkarmış oluyor. Galibiyeti olabilir bu. Yine Sinet açılacak. Ultisini kullanıyor ve Aslan Maşadov. İki tane oyuncu yakalayarak. Skoruyla ve operatörde onun ellerinde, bir de operatörle hünerlerini bekliyoruz. B side tamamen boş. Bir yer yok ayna geliyor şimdi. Aslan'dan da sanki bu şu ana kadar yaptıkları yetmezmiş gibi boş site'a giriyoruz. Spike'ı kuracağız ve 3 ve 5'e bir retake gerekecek. Ascend için haritada, seride ve gruplarda kalabilmek için. Ascend adına kaybetmek demek, playoff'lara elveda demek ve gerçekten hayal kırıklığı olacak ama bizim adımıza da Avrupa takımlarına karşı ilk galibiyet adına. Aslan Maşadov 3 tane kill alarak bu round'u süslemiş olabilir. Bir şok oku, kiles hasar aldı. Artık burayı kazanamamak bir hayal kırıklığı olur. Kushner vuruyor. Darbe üstüne darbe indiriyoruz. 13. round'a ulaşmak üzereyiz. Önümüzdeki tek engel Starzo. Ve bu engelin nerede olduğu belli artık. Starzo biraz deliye vurdu. Yıldızları yerleştirdi. Buradan hareket etmeye çalışırken son